Ya çok müsait değildim ama biliyorsun işte gelişme olduğunda, bir haber olduğunda böyle arada yayına katılmak durumunda kalıyorum. Umarım bölmedim. Yok abi. Böldüysem de sözünü şimdiden affola. Sivas maçın üzerine hala konuşmalar devam ediyor. Onunla ilgili bir son dakika bir bilgisini vereceğim sizlere. Federasyona bu maçın iptal edilmesi, ya kaldığı yerden ya da maçın tekrarlanması konusunda bir baskı var. Şimdi onu şimdiden söylemiş olayım. Belki kendisine böyle çok sürpriz bir gelişme gibi gelecek ama federasyona bu maçın iptali konusunda bir baskı var ama bu baskı Sivasspor cephesinden değil. Maçın tekrar oynatılması isteniyor bu arada. Hadi istenilen o. Bu bir hakem hatası değil, kural hatası deniyor. Ama bu hakem hatası mı, kural hatası mı, bunun ayrımını zaten bizi izleyen arkadaşlar çok iyi yapıyor bence. Burada bir hata varsa da bu net bir hakem hatasıdır. Ha, benim gönlümden geçen neyse evet edilsin yani, bu kadar çok sıkıntıysa bu maç tekrar edilsin. Sivas'ta görsün yani Galatasaray'ın nasıl bir Galatasaray olacağını karşısında, ama o sahada değil tabii ki. Eğer madem her şey bu kadar nizami olacaksa, onların deyişine göre ki bence her şey nizamiydi. O sahada da top oynanmaması gerekir. O patates tablası yerine daha güzel zeminlerde top oynanması gerekir. Yani yaklaşık evet 2-3 gündür Sivas Spor cephesinden tık yok şu anda arkadaşlar. Hiçbir açıklama yok. Takip ediyorsunuzdur. Hani benim mesleğim bu olduğu için takip ediyorum. Hiçbir açıklama yok Sivas Spor'dan şu ana kadar, şu dakikaya kadar. Bütün açıklamaların hepsi sadece Fenerbahçe'den geliyor. Şimdi arkadaşımız bak bir yazı paylaştı Erol. Yani bilmiyorum tabii ki ben hani bu haberi şu an için aldım. Erman Hoca bunu 2 saat önce paylaşmış.